Erkant Vakfı'ndan ayrıldığı iddia edildi. Ayrılığın nedeni ise diğer iki kardeşin Muhammed Saki Erol'un şeyh olmasına karşı çıkması. Gelişmelerin ardından büyük oğul Muhammed Saki Erol yeni vakıf ve yayın evi kuruyor. İş cinayetleri, kaybolan çocuklar, şüpheli ölümler. Adı skandallarla anılan Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından taht kavgası başladı. Ama şimdiki durum şu oldu. 3 tane evladı da halifesidir. İrşada yetkilidir. Milyarlarca liralık servete ve mal varlığına sahip Menzil'de gerilim yükseliyor. Menzil cemaatinin şeyhi Abdülbaki Erol'un büyük oğlu Muhammed Saki Erol'un Semerkant Vakfı'ndan ayrıldığı, yeni vakıf, yayın evi ve televizyon kanalı kurduğu iddia edildi. Semerkant Vakfı'na alternatif olarak Serhendi Vakfı, yayın evine alternatif olarak da Dehlevi Yayınları kurulacak. Muhammed Saki Erol'un ayrılık nedeni ise tarikatın gafs olarak nitelendirdiği Abdülbaki Erol'un diğer iki oğlunun ağabeylerinin yeni şeyh olmasına karşı çıkması. Muhammed Saki Erol cemaatin adeta bir holdinge dönüşmesindeki en etkili isimlerdendi. Erol'un teknolojiye yatkın, özellikle İçişleri Bakanlığı'nda tarikat örgütlenmesinde kilit rol oynadığı ileri sürülüyor. Menzil köyündeki sarayda yapılan görüşmeler sonunda Erol kardeşlerin cemaati paylaşmasına karar verilmişti. Üçü de irşat faaliyetlerini devam ettirmek istiyorlar. Üçü de Menzil köyünde devam ettirmek istiyorlar. Birisi eski camide, birisi yeni camide, birisi de alt katta. Menzil köyünde bundan sonra işlerin nasıl ilerleyeceği, Abdülbaki Erol'un servetinin nasıl paylaşılacağıysa merak konusu. Ekonomide gelişmeler kesilmiyor sevgili izleyenler. Seçim sonrası başlayan zam yağmuru kasırgaya dönüştü.